Arkadaşlarımız bize yazıyorlar. Diyorlar ki Mustafa abi bu sürekli video atma olayını, bu oyun inceleme olayını nasıl bu kadar istikrarlı yapıyorsun? Nasıl bu kadar hızlı yapıyorsun? Ben de bunlara bir cevap vermek istiyorum. Çünkü evet istikrarlı yaptığımın farkındayım. Mükemmel olduğumun da farkındayım. Harika olduğumun farkındayım. Jimmy yaklaş. Buraya gel Jimmy. Sizlere soruyorum soru işareti neden? Jimmy uzaklaş. 1, 2, 3, 4, 2, tinti, binti, binti. Yani demem o ki bu işi size anlatmamın bir yolu var. Buraya bir oyun inceleyicisi çağıracağım. Ve onunla birlikte oyun inceleyeceğiz. Şimdi onu buraya ışınlıyorum. Bu bir asa. Bununla büyü yapılır kardeşim. Uzaklaş. İlayus Gülus. Ben geldim. İlayus'u seninle Last of Us'tan beridir. Evet. Bayağı seni çağırıyorlar, merak evet, ediyorlar. Evet. Ben de dedim ki sen ne dedim bir oyun inceleyelim. Hı. Şimdi sen oyun inceleme işiyle ilgileniyorsun, seviyorsun bu işi. Ben de bu işin zirvesindeki insan olarak seni çağırdım. Ben zirvedeyim. Seni de zirveye çıkarız, hiç üzülme. Şimdi İlayus'cum, burası bizim çalışma alanımız. Ben burada oturuyorum. Günde yeri geliyor, 10 saatleri geliyor, 15 saatleri geliyor, 20 saat oyun oynuyorum gerçekten. Ve bunun sonucunda oyunlarımı inceliyorum. Ama bunu nasıl yapıyorum? Bununla ilgili hiçbir fikrim var mı? Açıkçası daha en başındayım. Hiçbir bilgim yok. Öğrenmek ister misin? Evet, çok azimliyim, çok istikrarlıyım, hazırım ve bunu istiyorum. Evet, bunu istiyorsun. Evet, bunu başaracaksın İlayus'cum. Evet. Evet. O zaman önce şınavla başlıyoruz. İyi bir oyun inceleyicisinin parmakları, vücudu her türlü oyuna hazır olmalıdır. Beynin çalışkan olabilir ama fiziğin çalışkan değilse oyun inceleyemezsin Layso. Şınav çek. Şimdi sırada parmaklarını güçlendirmek var. Gel. Tamam. 3, 2, 1. Ah! Gelişeceksin, tamam. Öğreneceksin. Tamam, varma devam. Bunları öğrendikten sonra İlayus'u oyun incelemeyi çözeceksin. Otur. Şimdi İlayus'u, bu HyperX QuietCast mikrofon. Ama bu işe yeni başladığın zaman bu mikrofona sahip olmayacaksın. Bu mikrofon çok pahalı. Biz bununla mı başladık? Biz başladığımızda buyumuz yoktu. Biz başladığımızda laptopun mikrofonu vardı. Benim geçmişimi bilenler bilirler. Böyle kocaman bu kulaklarım, suratım gözükmüyordu. Kocaman yeşil kulaklığım vardı. Onun mikrofonunu burama takıyordum ben. Ama sonra ne oldu? Buna geçtim. Fakat zamani oyun incelemeleri artık, inceleyicileri artık çok şanslı. Neden mi? Çünkü Fifine mikrofonları var. Evet, Fifine. Tam adı Fifine miydi? İlayus'u, senin için bu kapıdan çıkıp sağa döndüğünde aşağı baktığında bir kutu hazırladım. Git ve getir. Hemen getir onu bana. Getirdin mi? Evet. Aferin. Bu bir kutu. Wow. Hem de gümrükten onay almış bir kutu. Ya evet. 400 lira kargo parası ödedim buna İlayus'u, inanabiliyor musun? Neden? Sırf sen oyunu inceleyebil diye. Bunu açalım. Evet, açalım. Evet. Evet, bu bir mikrofon. Bıçak zararlıdır. Bıçağı sadece oyunlarda saldırırken kullanacaksın. Evet. Gerçek bir insanın, yani akıllı bir insanın ellerinde, oyun incelemeyicisinin ellerinde bir anahtar bile bir bıçak görevi görebilir İlayus. Biz oynadığımız oyunları sadece oyun olarak oynamıyoruz. Onlardan tecrübe alıyoruz. Yarın öbür gün zombi salgını başladığında İlayus. Makas kullanın, anahtar kullanın. Ya, biz bu saçları boşuna Leon gibi uzatmadık. Evet. Biz bu sakalları boşuna Joel gibi uzatmadık. Zombiler gördüğü zaman yabancılık çekmesin diye. Mesela sen neden Ashley'e benziyorsun Resident Evil 4'teki? Vallahi onu ben düşünüyorum. Bir değil iki tane gelmiş. Oo. Birini belki de takipçilerimize çekiş veririm. Belki kameramıza veririm. Belki başkasına veririm. Belki herkese verebilirim yani şu yani an. Yani belli olmayabilir. Ben verici bir insanım Layson. Bir arkadaşım vardı YouTube'da madamın dibi. Bana derdi ki sen çok verici bir insansın. Neden öyle derdi bilmiyorum. Kendisine bağlanıp soralım. Tell me what can I do? I just wanna taste of you. My sweet biscuit. Şimdi Fifine mikrofonlarımız, yani Fifine mikrofonlarımız, kendisi HyperX QuietCast'e çok benziyor. HyperX QuietCast'e çok benziyor. Bunun daha minimalistik bir versiyonu ama kalite tarafında bayağı benzer bir iş çıkaracağına eminim. Çünkü kendisi RGB bir mikrofon. RGB renk değişimleri var. Onun dışında şu bölgesinden sonra göstereceğim. Böyle pıt pıt yaptığınızda kapanıyor, açıyor kendini. Onun dışında altta böyle her açıdan, farklı farklı açılardan ses algılayabiliyorsunuz. Şimdi bir açalım. Mikrofon gerçekten oldukça hoş duruyor bu arada. Hani işin şakası bir yana. Çok tatlı duruyor baktığımız zaman. Bunun tatlı. Bir de alt tripodu da var. Sen bunu tut. Ben tutayım. Şöyle bir USB bölümümüz var çok mikrofonumuz. Çok tatlı bir gülümseyen yüzü var. USB ile. Evet, bu arada eşek ne güzel gülüyor. Böyle bir USB'si var. USB ile bağlanıyor. Bir de bunun alt tripodu var. Yani masanızda da bunu gayet rahat bir şekilde şey yapabiliyorsunuz. Mikrofon kullanım kurulum kılavuzuyla birlikte geliyor. Böyle her türlü içeriği var. Nasıl kuruluyor?
nasıl yapılıyor, hangi renk çeşitleri var bilmem ne derken bu şekilde. Şöyle bir kendine özel bir ses driver da var bu arada. Şöyle şey sıkılabilir bu arada, istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz duruşunu. Bu arada şu olay çok iyi. Benim HyperX'de yok mesela. Ben bu arada HyperX'le arasındaki farkı da bir görmek istiyorum. İkisinden birden kayıt alacağım mikrofonda. Kendisinin tıpkı HyperX'de olduğu gibi şu arka bölümde küçük bir girişi var, soketi var. Evet, direkt bilgisayar algılıyor. Hiçbir şey kurmadan. Direkt kendisine bilgisayar çok tatlı bir şekilde algılıyor. Burada tanımlamasını yapıyor otomatik olarak. Bu mikrofon gerçekten HyperX QuietCast'e göre çok daha uygun ama şöyle olayı var bak. Mesela bunda da sesi açık kapayabiliyoruz. Onun dışında aynı olay bunda da var. Şu alttaki gördüğüm bölümde sesin açısını farklı desibellere alabiliyoruz. Aynı olay HyperX'te de var. Yani bayağı HyperX'in minimalist bir versiyonu yapmışlar. Onun dışında şu olay mesela HyperX'te direkt içinde. Hani içinde bir koruması var. Bunun olay dışarıda bir gülen suratlı bir koruma yapmışlar. Çok tatlı duruyor. Ve sesini şu ortalama bir desibeli aldığımı düşünüyorum. İkisini birden deneyeceğiz. Şu an OBS zaten kayıtta. Bizi bununla aldı biz konuşurken. Evet, şimdi Fifine geçtik. Bu mikrofonu yine böyle stand alıp standta kullanabiliriz. Hatta direkt şu an bile standta kullanma şansımız var. Buradaki girişleri görüyorsun. QuietCast'ten daha iyi oğlum. Vermiyorum lan çekişi. Ben kullanacağım. Oyun oynarken insanlarda şunu çok görüyorum ya, biz oyunun başına oturuyoruz ama sarmıyor, çok sıkılıyorum işte, ne bileyim erken bunalıyorum, şöyle oluyor böyle oluyor. Bunu hissetmemek için bence oyunlara başlarken, bilgisayar oyunlarına başlarken insanların birazcık böyle kendi tarzlarını bulması lazım. Ben mesela strateji ya da sıra tabanlı bir oyun oynarsam o durumu yaşayabilirim. Çünkü o tarz oyunları pek sevemeyebiliyorum, sıkılabiliyorum. Ama mesela aksiyon, third person shooter, RPG ya da işte beat'em up tarzı oyunlar oynadığımda çok zevk alıyorum. Yani bence burada insanlar sevdiği tarzdaki oyunlara yönelmeli başlarda. Daha sonra hani bunu bir iş, meslek haline getirmek istiyorsan sevdiğin tarzdaki oyunları oynayıp inceleme yaptıkça, bu işe hani adapte oldukça, bu işten bir şeyler kazanmaya başladıkça zaten sektörün içinde daha farklı yerlere gelmek isteyeceksin. Mesela ben daha yeni War Tales diye bir oyun aldım. Sıra tabanlı bir oyun. Hani fiyatı da günümüz oyunlarına nazaran ortalama bir fiyat. Hani 200 küsür liraydı. Ama ben bu parayı bu oyuna verdim. Niye? Çünkü o tarzı da artık oynamak istiyorum. Yani artık bu sektör sizi içine çektiğinde siz artık farklı şeylere yönelmek istiyorsunuz. Ama ben mesela bu sektör sıra tavanlı oyuna giremezdim. Sıkılırdım. Böylece insanların oyunlardan sıkılmamaları için, oyun oynarken bu sektöre girişte bunalmamaları için böyle bir öneride de bulunalım. İlaysu kendi güzelliğine bakıyor burada. Şimdi İlaysu'cum sen güzel oyunlar indirdin. Max Payne 2'miz var. Freedom Fighters'ımız var. Tomb Raider Anniversary'miz var. Katana Zero'muz var. Onun dışında GTA 5'imiz var. Tarzda oyunlar indirdim. Hangisinde başlamak istersin? Ben ilk başta bir Tomb Raider'dan başlayalım. Tamam. Tomb Raider Anniversary. Zaten başına da söylemiştim. Bu karlı havada Hatun baya böyle giyiniyor be. Mesela Tomb Raider'la bir geçmişin var mı? Daha önce Tomb Raider oynadın mı? Daha öncesinde oynamıştım. PlayStation 1'de çıkmış olan 1-2 üçlemesini oynamıştım. Kontrolleri unutmuşum baya bir ya. Bir de oyunda mesela eski bir oyun. Biz Dual Sense oynamamıza rağmen Space diyor, Mouse diyor. Evet, mesela şu an beni görenler şey diyecek ya, bu ilk kez mi oynuyor? İlk kez oynamıyorum, heyecanlıyım. Mesela nişan alma tuşu yok mu? Tamam. Zıplayıp kal. Aynen. Oyun incelemek için bir oyun oynarken oyun türü belirleyin. Tomb Raider oynuyorsun. Bu oyunda, bu oyunu incelerken hangi başlıkları ele almalısın sence? Tomb Raider geçmişim var dedi. Geçmişteki oyunları da göz önünde bulundurduğumuzda sence hangi başlıkları ele almalısın oyunu incelerken? Bu tamamen macera ve aksiyon temalı bir oyun. Eğer ki aksiyon ve macera temalı oyunlar seviyorsa direkt olarak başlamalı. İkincisi oyunun mekan tasarımları bakış açısı olarak, görsel olarak da gayet güzel. Hem tarihi alanlar olsun, hem de tarih hakkında bilgi verimleri olsun. Açıkçası benim hoşuma giden şeylerden bir tanesi. En önemli şeylerden bir tanesi de silahın kullanımı mesela. Aynı silah kullanırken bir saniye. Istiyorum bir saniye. Bunu R2 olabilir mi? Galiba. Hala alışamadım buna. Değil mi? Evet. Mesela R2 olduğunu nasıl biliyorum? Çünkü oynamadığım oyun türü kalmadı. Ve genelde şunu görmezden gelelim. R2'den ateş edersin. R2 varsa onunla ateş edersin. Mustafa Kadir. Peki aksiyonlu oyunu çıkış yılına baktığımızda bu oyun ne zaman çıktı? Tomb Raider Anniversary. Tam hatırlayamadım şu an. 99, 97 falan. Oha, oha. 2000 mi? Yok, 2000 kaçtı 6 ya? 2006. 2006 veya 2008'li bir şey olabilir diye düşünüyorum. 2006 değil mi? Söyleyeyim mi? 2010 da olabilir. Son tahminler. 2007. 2005. 2010. 2007, tebrikler. 2007. Evet. Asistanım da arkadan beni tebrik etti gördüğünüz gibi. Çünkü ben doğruları bilirim. Çünkü benim hislerim kuvvetlidir ve 2007 dedim, 2007 çıktı. Neden mi? Çünkü bu işin içindeyiz. Bu olayla görmezden gelelim arkadaşlar. Başka oyuna geçelim. Farklı oyunlara da bakalım.
Tomb Raider Anniversary oynadık. Fifinle sevgili evet. Fifin Hanım. Bak bu mikrofon Fifin Hanım. Bu mikrofon evet. Cinsiyeti kadın. Bakın kızlar gibi güzel gibi. Neden? Çünkü Fifin. Bunun adı Fifin. Fifin diye erkek olmaz. Mesela bu erkek. HyperX. Bak bu HyperX. Bu Fifin. Öyle işimde bile var yani. Fifincim benim. Ne kadar tatlı. Ne kadar narin. Ama bu HyperX. Döşük kıllı bir mikrofon. Bu adasına bakımını yapıyor. Çünkü bunun adı Fifin. Bu tatlı. Bak nasıl gülüyor. Bak eve geldiğinde bilgisayar başına geçtiğinde şöyle gülümseyen bir mikrofon gördün mü? Düşünsene bir. Şöyle kapadığımda belki daha çok anlaşılır. Nasıl gülümsüyor görüyor musun? Nasıl gülümsüyor? Bir de şuna bak. diye bağırıyor. O yüzden Fifin öneriyorum. Bence bir Katana Zero'm var. Tamam bakalım. Katana Zero'm var. Mikrofonumuz bir mikrofondur. Kendisi biz oyun incelerken, yayın yaparken. Bunu yine oynayabilirsin kafana göre. Hocam biliyormuşum şu kutudan özellikleri okusan çok daha şey olmaz mı? Mikrofonun beni en tatmin ettiği nokta ses kalitesi, ses alım kalitesi o kadar iyi ki, o kadar güzel ki. Ya gerçekten hayran kaldım kendisine. Kendisi Katana Zero oynuyor İlaysu'nun. Katana Zero'yu incelemesini isteyeceğim birazdan. Evet bugün Fifine diye bahsetti kendisinden ama Fafay mikrofon bizlerleydi. Kendisiyle birlikte oyunlar oynadık. Oyunlar inceliyor gibi yaptık. Tam inceleyemedik çünkü İlaysu da oyunların akışına kapıldı. Yani gerçekten oyun oynamayı özlediğini fark ediyorum. Çok yoğun ders çalışıyor bu aralar kendisi ve uzun bir süre sonra oyun oynadı. Oyunu incelemekten çok eğlenmek için oynadığını fark ettim. Ama ben size videoyu kapatmadan önce oyunu incelemek için gerekli şeyleri söyleyeceğim. Sonra da mikrofonumuza son kez değinip videoyu kapayacağız. YouTube'da oyun incelerken en önemli şey incelediğimiz oyunun önce türüne göre başlıklara ayırmamız gerekiyor oyunu. Örneğin bir third person shooter oynuyorsak o oyunun silah kullanımı, silah çeşitliliği, vuruş siyahı, çevre dizaynı, işte varsa cover mekanikleri, karakterlerin ve yapay zekanın kalitesi bunları öncelik olarak ele almamız gerekiyor. Bunlar dışında bence oyunun çizgisel yapısının kalitesine önem vermelisiniz. Örneğin işte o hikaye akışının çizgisel yapıyla güzel uyumlu olması lazım. İşte aksiyon tarafında giren müziklerin, hikaye tarafında giren müziklerin vurgulayıcı olması lazım. Mesela Max Payne bunun için çok güzel bir örnektir. Ya da mesela RPG oyunu oynuyorsun. Bir RPG oyunu oynarken ele alman gereken şeyler o RPG unsurlarının zenginliği, çeşitliliği olmalı. Yani bu seçimler oyunu etki ediyor mu? Oyuna farklılık katıyor mu? Yani mesela A seçeneğiyle B seçeneği oyunun sonuna kadar farklı etkenler gösteriyor mu? Yine aynı şekilde atmosfer, grafikler ya da piksel bir oyun oynuyorsan oyunun hikaye yapısı, anlatısı, işte karakter alt metinleri bunlar gayet önemli şeyler. Oynanış tarafı. Ya bunları başlıklarına ayırmayı çözdüğün zaman yani oynadığın oyunun türüne göre başlıklara ayırmayı çözdüğün zaman sonrası not almaya, oynadığın oyun boyunca işte gördüğüm farklılıkları notlamaya geçiyor. Onun dışında Fafayn oyuncu mikrofonuna videoma destekçi oldukları için çok teşekkür ediyorum. Videonun başında da bahsettiğim gibi kendisi HyperX QuietCast'e bayağı bir benziyor. Onun daha böyle bir minimalist versiyonu gibi diyebiliriz. İşte bu yukarıdan mikrofonu dokunup kapatma özelliği, ondan sonra alttan desibel ayarlayıp sesi yükseltme, alçaltma özelliği. İşte bunlar da farklı bir atmosfer katarken mikrofonu aynı zamanda çok güzel bir görüntü veriyor. Bu videomuzun iki farklı sponsoru daha var. Onlara da değinelim. Gamefix Store oyunları offline olarak oynayabileceğiniz paylaşımlı Steam hesaplarıyla birlikte aldığınız oyunlara sınırsız süreyle sahip olabileceğiniz, hiçbir sorun yaşamayacağınıza emin olabileceğiniz mükemmel bir oyun satış platformu. Ayrıca burada Gamefix ve Mustafa Kadir özel paketleriyle birlikte çok uygun fiyattan mükemmel paketlere de erişebiliyorsunuz. Bu paketleri sizler için bizzat kendim yaptırdım. Oğlum şu paketlerin kalitesine bir bak abi. Şu oyunlara bir bak ya. Şu fiyatlara bir bak. Oyunlar dışında sosyal medya ve Discord ürünleri üzerinde de gayet uygun fiyatlandırmalar yapılmış. Ayrıca 7/24 canlı destek hizmetiyle birlikte siparişlerinizi sürekli takip edebiliyorsunuz. Kendileriyle yakın bir dostum var ve her konuda güvenebilirsiniz. Yani her konuda emin olabilirsiniz güvenebileceğinize. Gamefix Store'un linklerini açıklama bölümüne bırakıyor. Videoya destek oldukları için de teşekkürlerimi sunuyorum. Abi Gunship Battle Total Warfare Joystick tarafından geliştirilen Android ve iOS telefonlarınızda oynayabileceğiniz 2027'de geçen su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ülkeler arasında çıkan toprak savaşlarını konu alan strateji türünde çevrimiçi rol yapma odaklı mobil bir oyun. Oyunda kendi üstümüzü kurup düşman ordularına karşı savaşırken hem kendi yapılarımızı koruyup hem düşman yapılarını yıkıp hem de dahil olduğumuz ittifakı büyütebiliyoruz. Oyunun indirme linklerini videonun açıklama bölümüne bıraktım. Oyun Türkçe dil desteğine de sahip bu arada. Ayrıca oyunu indirip oynamaya başladığınızda ayarlar bölümündeki Enter Creator Code yani içerik üreticisi kodu bölümüne ekranın sol tarafında gördüğünüz kodu girebilirsiniz. Böylece hiçbir ücret ödemeden bana ücretsiz bir şekilde destek olmuş oluyorsunuz. Destekleriniz için şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bu kodu girip 7 level olduktan sonra Mustafa Kadir ittifakına katılım başvurusu yaparak Discord üzerinden benim
benimle vakit geçirip oyunu benimle birlikte de oynayabilirsiniz. Biz Discord'da oyunu kızla erkekle arkadaş çevremizde oynuyoruz ve çok eğleniyoruz. Siz de bize katılabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey oyunda bu kodu girip 7 level'a kadar oynayıp ondan sonra da ittifaka katılmanız. Joystick'e bu videoya destek oldukları için sizlere de şimdiden destekleriniz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için sağ olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.